Burası dünyanın en eski kapalı çarşısı. Bugünkü pek çok mağazayı bir araya toplayan alışveriş merkezlerinin yeryüzündeki ilk örneği. Şehri İstanbul'un kalbinde dev ölçülü bir labirente andıran yapısı, 60 kadar sokağa, 3000'den fazla dükkanıyla burası İstanbul Kapalı Çarşı. ...550 yıldan beri aynı binada aynı işi yapan Türkiye'deki tek organizasyondur. Geçen sene Time dergisinde dünyanın en çok ziyaret edilen çarşısı olmuştu. 93 milyon diye geçiyordu. Yani İstanbul'da en eski AVM diyebiliriz. Hayat hızla akar Kapalı Çarşı'da. Emektar esnaf ekmeğinin peşinde, çarşıdan alışveriş yapmak isteyen müşteriler en uygun fiyatla en iyi ürünleri bulabilmenin telaşında, dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen milyonlarca turist ise bu egzotik çarşıyı keşfetmenin merakındadır. İşte bu nedenle de Kapalı Çarşı günün her saatinde hareketli ve kalabalıktır. Şu anda mevcut 30 bin kişi çalışıyor burada. Ziyaretçi sayısı da elhamlarla 100 bini buluyor bu atölyelerde çalışan. Personelle beraber 100 bin üzerinde insan buradan ekmek yiyor. Her günde kışın 250-300 bin, yazında 500 bin kişinin ziyaret ettiği, gerek ticaret, gerek de seyahat amacıyla geldiği, İstanbul'a gelen turistlerin %70'inin burayı gördüğü bir mekan. Tarihin ilk, günümüzünse en çok ziyaret edilen çarşısı olma unvanlarına sahip olan Kapalı Çarşı tam 550 yıllık bir geçmişi taşıyor omuzlarında. Kapalı Çarşı Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u fethinden sonra 1460'da Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk Cevahir Bedestan dediğimiz yerde bir ticari amaçlı kurulan bir mekan. Kapalı Çarşı'nın arkasında fikir olarak Topkapı Sarayı'nın büyük yaratıcılığı vardır. Yani diyelim ki yeni bir kıyafet trendi yaratılacak o döneme göre. Kim yaratacak? İstanbul'da başka bir üretim alanı yok. Dolayısıyla Kapalı Çarşı bir ülkenin kimlik ürünlerini ortaya çıkarmak üzere, ekonomisini düzenlemek üzere kurulmuş çok büyük bir tür sanayi tesisidir. Dehasıyla İstanbul'u fetheden Büyük Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in dünyaya bir armağanıdır. O güne kadar yapılmamış büyüklükteki eşi benzeri görülmemiş bu ticaret merkezi. Diyelim ki Bursa'da ipekli kumaş üretiliyor. Bunun ipeği bazen Çin'den geliyor, bazen Floransa'dan, bazen Lyon'dan geliyor. Dolayısıyla bu işin organizasyonunu yapan yerler Kapalı Çarşı'da. Kapalı Çarşı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılarına yenileri eklenerek biraz daha büyütülmüştür. Ve sonunda 40 bin metrekarelik kapalı alan içinde 52 cadde, 62 sokak ve 28 kapıyla bugünkü devasa halini alır. 28 kapısı, 62 cadde ve sokağı, 28 kapının 22'si şu anda çalışıyor. 6 tanesi güvenlik açısından kapalı ve etrafında gördüğün hanlar iki caminin arasında. Beyazıt Camii ve Nur Osmani Camisi'nin arasında olan bir tarihi mekan. Kapalı Çarşı 5 adet içten dışa doğru büyüyen halka şeklinde inşa edilmiştir. Bu halkaları arasında içinden birbirine geçişler sağlanan, bu yapısıyla adeta bir labirente andıran tarihi çarşının kalbinde en kıymetli hazinesi saklanır. Altın kıymetli malzeme duruyor. En ortada o vardır. Onun hemen etrafında kıymetli malzemeyle, altınla, elmasla iş yapan kuyumcuların bir halkası vardır. Onların arkasında kumaş, halı vesaire gibi yine siyasi temelli kıymetli ürünler vardır. Ondan sonraki halkada da bugün için çok anlam taşımaz ama tığcılar, iğneciler vesaire gibi o yılların yüksek teknoloji ürünleridir. Onun da etrafında bir iş hanları zinciri vardır. Biraz daha halkayı genişletince bu defa bakırcılar,
kumaşçılar, demirciler, hattatlar, yazarlar diye halka halka büyüyen bir büyük bir organizasyondur. Kapalı Çarşı'nın yüzlerce yıllık mazisi onu eşsiz bir mozaiğin de sahibi yapar. Her dinde, her düşüncede insan vardır Kapalı Çarşı'da ve ilaveten esnaflar arasında saygı, sevgi ve bitmez bir hoşgörü de vardır. Burada herkesi tanırsın, ismini tanırsın. Birini sordular mı haber verirsin. Yok Müslüman olmuş, yok Ermeni olmuş, yok Rum olmuş, yok Müslüman olmuş. Yani öyle bir şeyimiz yok. Sabah dükkanını açan esnaf akşama kaç kuruş kazanacağından başka hesap yapmaz. Ve içinde bulunduğumuz zamanın şartlarına inat, ticaretin de senedi sepetine pek rağbet edilmez Kapalı Çarşı'da. Öyle ya, senet yerine verilmiş, senetten sağlam sözler vardır. Güvene dayanan bir ticaret vardır, dostluk vardır. Çek ve senedin, kredi kartının en az geçtiği bir mekandır burası. Çekin de geçmediği, söze dayalı ticaretin daha makbul olduğu, hani eski ahiliğin hüküm gördüğü bir merkez. Kapalı Çarşı'nın emektarları kendi aralarında tarih boyunca eşine az rastlanacak derecede sıkı bağlarla kenetlenmiş bir de esnaf tipi yaratmıştır. Bu örgütlenmenin şifresi ahlak ve güvendir. Üç kuşak bir direği 100 yılda diker sözünün Türkiye'de sürdürülen tek yeri Kapalı Çarşı'dır. Dolayısıyla Kapalı Çarşı kendi içerisinde hayret verici organizasyonlarla çalışan, çarşıdan daha ötede bana sorarsanız bir tür üniversite gibi bilgileri kendi içinde geliştiren bir yerdir. Kapalı Çarşı 1894 yılında yaşanan İstanbul depreminde büyük hasar görür. Tarihi boyunca iki de yangını atlatır. Bunlardan 1954 yangını bu eşsiz çarşıya o güne kadar gördüğü en büyük zararı veren afet olur. Öyle ki çarşı esnafı yangından sonra tam 6 sene sürecek bir tadilat boyunca kepenklerini kapatmak zorunda kalır. Bu büyük çarşı 1960 yılında yenilenmiş bir ticaret merkezi olarak tekrar açar kapılarını. Üstelik bu kez sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçileri vardır. Bir müşteri geldi bana 1960'ta. Yani ilk olarak turist gördük çarşıda. Geldi baktı 21 lira mı 22 liraydı ayakkabının fiyatı yazdı. Bana ne dedi biliyor musun? This leather. Leather deridir İngilizce. Leather mi diyor. Baba bilmiyorsun. Böyle değil. Leather nedir? Baktı oraya, baktı buraya. Filan dedim leather diyor. Ne bileyim ben baba leather. Adam ne yapsın? Ne yaptı biliyor musun? Me dedi. Ne dedi? Me ne demek? Me ne demek? Yani bir inek sesi verdi ya. Me dediği gibi me deridir yani. Yani ineğin kesilmişi deri. Biz yerlere yattık demek ki. Günümüzde birbirinden farklı yabancı dillerin en çok kullanıldığı, dükkan çıraklarının bile en az birkaç farklı yabancı dile hakim olduğu bir dünya merkezidir Kapalı Çarşı. Dünyanın en büyük yıldızlarını bazen dükkanlarında, bazen çatısında ağırlamış, sokaklarında milyonlarca anı biriktirmiş, büyük krizler atlatmış ve ne yaşarsa yaşasın zamana hiç yenik düşmemiştir Kapalı Çarşı.